Değerli Göngör takipçileri, yine yepyeni bir video ve yepyeni bir ürünle yine karşınızdayız. Daha önce kanalımızda incelemesini yaptığımız Mi Electric Power Strip elektrikli prizin USB 3 portlu elektrikli prizin yeni versiyonunu incelemesini yapacağız arkadaşlar. Daha önce kanalımızda bununla ilgili bir video çekmiştik. Ama şimdi ürün değişti, kutu değişti. Tekrar bir video çekme ihtiyacında bulunduk arkadaşlar. Güzel bir ürünle sizlere buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine üzerinde 3 tane USB port çıkışı var. Toplam 3,1 amper çıkış verebiliyor arkadaşlar. 3 adet elektrik alanımız var. Elektrik priz alanımız var arkadaşlar. 3 adet USB alanımız var. Bunlar her biri 5 volt 2,1 amper çıkışında güce sahip arkadaşlar. Toplamda 3,1 volt çıkış 3,1 amper çıkışı verebiliyor arkadaşlar. 750 dereceye kadar sıcaklığa kadar çalışabiliyor arkadaşlar ürün. Şöyle kutu içerisinde kutu üzerinde yazan spesifik özelliklere baktığımızda toplam output 3 tane USB'nin maksimum 3,1 çıkıyor. Her biri single'da 2,1 amper çıkış verebiliyor arkadaşlar. Kutu içerisinde bir cihazın kendisi ve kitapçığı yer alıyor arkadaşlar. Üzerinin toplam elektrik prizlerinden 3680 watt elektrik enerji geçebiliyor. Gayet güzel bir ürün olmuş arkadaşlar. Şurada bir on off butonumuz var. Açıp kapattığımız cihaza enerji verdiğimiz arkadaşlar. Doğal switch şuradaki switch'in arkadaşlar iki cihaz İki artı ve eksi kutbun ikisini de kestiğini söylüyor burada arkadaşlar. Switch'in öyle bir özelliği var. Ve enter. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın şöyle kutuyu açalım. Hep birlikte. Bağımsız soket korunması da mevcutmuş arkadaşlar üründe. Şöyle kutudan çıkartalım. Bir adet kitapçığımız çıkıyor. Üç tane USB portumuz var. Üç tane elektrik prizimiz. Bir adet reset butonumuz ve elektrik prizlerinde koruma var arkadaşlar içeride. Şurada gördüğünüz üzere. İçerisinde Türkçe var mı? Evet, varmış arkadaşlar. Aşırı yük koruması anahtarımız var. Elektrik çarpmasına karşı koruyucu kapaklı elektrikli prizlerimiz var ve USB bağlantı noktalarımız. %100 yükte toplam çıkışı yazmış. Bütün elektrik spesifik değerlerini de yazmışlar. Evet. İki yüz elli volta kadar sigorta özelliği varmış üzerinde arkadaşlar. Alev geciktirici bir polikarbonat bir malzemeden üretilmiş. Kablo da yine aynı şekilde arkadaşlar, yanmaz bir kablo. Kablo uzunluğu 1,4. Daha önceki üründe 1,6 idi kablosu. Priz boyutları 268 50 38 milim arkadaşlar. Soket çıkışları 16 ağlık elektrik prizleri kullanılabiliyor. Giriş voltajı 230 volta kadar destekliyor. 443 gram kablo dahil ağırlığı mevcut arkadaşlar. USB çıkışı toplamda 5 volt 3,1 amper maksimum. Toplamda 15 volt 15,5 volt oluyor arkadaşlar. Tek çıkış 5 volt maksimum 2,1 maksimum 10,5 watt bu şekilde yazıyor.
Yani burada ne demek istemiş acaba? Toplam çıkış 5 volt, maksimum 3.1, 15.5 watt. Tek seferde 2.1 kullanabiliyoruz. Yani 3 tane cihaz bağlasak 3'ünde toplam 3.1 çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Yine spesifik değerleri burada yazıyor. Burada bir butonumuz var. 3 adet USB var arkadaşlar. USB'leri nasıl kullanıyoruz? Şöyle bir enerji verelim cihazımıza. USB'lerin hızlı şarj desteği yok arkadaşlar. Şöyle takalım. Evet, şarj olmaya başladı. Şurada hızlı şarj yazarsa hızlı şarj desteği olacak ama ben daha önceki versiyonda da hızlı şarj desteği yoktu. Evet. Bu üründe de gördüğünüz üzere hızlı şarj desteği yok. Aynı anda 3 tane farklı cihazı şarj edebiliyor arkadaşlar. Tekrar şu kablomuzu takıp şöyle bir gimbalımız var, mikrodan şarj edelim. Evet, şarj etmeye başladı. Tekrar bir USB kablomuzu takıp burada şarj edebileceğimiz bir mikro telefonumuz var. Evet, şarja bitmeye başladı. Gördüğünüz üzere aynı anda 3 tane cihaz şarj edebiliyor. Ben daha önceki versiyonu şu anda evimde kullanıyorum. Çocuklar tabletlerini bağladıkları zaman daha önce onların tablet için 2 ayda bir şarj başlığı almak zorunda kalıyorduk arkadaşlar ama şimdi şöyle bir böyle bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz üzere 3 adet cihazı da aynı anda şarj edebiliyoruz. Dolayısıyla bir şarj aleti kirliliği de ortadan kalkmış oluyor. Cihaz gayet sağlıklı da şarj ediyor arkadaşlar. Ben yaklaşık ilk ürünü bir 8-9 ay önce videosunu çekmiştim. Belki daha uzun da olmuş olabilir arkadaşlar. Bu süre zarfında hala biz cihazı sorunsuz, problemsiz kullanabiliyoruz. Benim de kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa evde her tarafta şarj aleti taşımanıza, şarj aleti bulundurmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt kablonuzu takıp güzel bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir ürün. Evet arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine yeni videolarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sizi yepyeni videolarla, yepyeni ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.